Bu gece de bir cuma gecesinde daha Cuma'nın bereketi programıyla bulunduğunuz mekanlara misafir olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz efendim. Bizleri bulunduğunuz mekanlarda misafir ettiğiniz için her birerlerinize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizleri sizlerle buluşturan, böyle güzel gecelerle af kapısını ardına kadar açan Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz ve gönülden hamdü senalar olsun. Onun en sevgilisi, ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz iki cihan serverimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de yeryüzündeki canlılar adı edince salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, huzuru, sükuneti ve dahi bütün güzellikleri üzerinize olsun efendim. Üzerimize, Allah'ın bütün iyi kullarının üzerine, tüm sevdiklerimizin, ümmeti Muhammed'in, hususen de şu anda mağdur olan, mazlum durumda olan, günlerdir, aylardır büyük bir zulme maruz kalan Filistinli, Doğu Türkistanlı, Myanmarlı ve dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimizin üzerine olsun efendim. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşam programımızı başlatırken malumlarınız olduğu üzere bugün akşam saatlerinde saat 18 dolaylarında Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir deprem meydana geldi ki 5.5 şiddetinde neredeyse deprem. 5 ilimiz yakından hissetmiş depremi. Şu, buradan bütün Tokat'taki vatandaşlarımıza, depremi hisseden illerdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Rabbimiz kayıpsız bir şekilde bu afeti atlatabilmeyi nasip eylesin. Bundan ve benzerlerinden ve her türlü afetten de ülkemizi, milletimizi, tüm İslam alemini hıfzu emin eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşam imanla ilgili çok önemli bir konuyu gündeme taşımak isteriz. Zira birileri belki de özellikle kıymetli hocamıza soracağız bu hususu da çok fazla dillendiriyor, çok fazla gündeme taşıyor. Bazen gündeme taşındıkça da reklamın iyisi kötüsü olmazdan hareketle adı çok duyulduğu için gençlerin, özellikle gençlerin ve çocukların dikkatini çeken bir konu haline dönüşüyor. Deizm, ateizm ve iman dışı unsurlarla ilgili bir program sunmaktır bu akşamki gayretimiz. Bu konulara açıklık getirmek üzere Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin çok kıymetli öğretim üyelerinden olan Doçent Doktor Kadir Gönbeyaz hocamız aramızda. Hiç vakit kaybetmeden kıymetli hocamla sizleri buluşturmak dilerim. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyisiniz. Şükür hamdolsun. Ben de deprem dolayısıyla tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Cenab-ı Hak bizleri bu tip afaki türlü afetlerden muhafaza buyursun. Amin. Kıymetli hocam, hani ülkemizin her yeri başka güzel ve evet, her bir yeri adeta bir vücutun uzuvları gibi bizler için. O afet, o deprem nerede yaşanırsa yaşansın, evet, afetin hangi türlüsü evet olursa olsun, nerede yaşanırsa yaşansın, o acıyı, o hüznü, belki de o korku ve endişeyi bizler de gönülden hissediyoruz. Sizlerin o dileklerine gönülden amin diyoruz. Rabbim bir daha yaşatmasın dileriz. Amin. Değerli hocam, girişte ben böyle bir giriş yaptım. Konumuzu da açmadan en azından ne konuşacağımızı sizden de bir dinlemek isterim. Bu konu, deizm, ateizm konusu çok fazla dillendiriliyor. Evet. Çok fazla dillendirilmesi çok olduğu manasına gelir mi? Ne dersiniz? Gelmez aslında, güzel bir şey söylediniz. Hani reklamın iyisi kötüsü evet olmaz şeklinde. Gençlerin aslında gündemine sokulmuş oluyor aslında. Değil mi? O kelimeler, ben değişik platformlardaki konuşmalarda özellikle bu kavramları kullanmamamız lazım. Çünkü reddetmek için bir olsa reklamını yapmış oluyoruz ve gençlerin önüne böyle bir şey var, merak et, bir bak demiş oluyoruz. Reklam bir de öyle çok gençler bu düşüncelere kayıyorlar vesaire gibi söylemlerin de abartılı olduğu kanaatindeyim. Yani işin içerisinde bir nevi hakikaten bir insanların gündemine sokmak ve sanki böyle bir trend varmış gibi bir imaj oluşturulmak istemiyor. Kıymetli hocam, bu konuyu bu akşam konuşalım isteriz. Zira belki de evimizdeki çocuğumuz, belki de evimizde çocukluk döneminden ergenlik dönemine yeni geçmiş olan
gencimiz, yetiştirdiğimiz evladımızın kafası karışık bu konuda. Ama bu akşamki programdan sonra artık anne babalar olarak da bu düşünceye, bu rüzgara kapılmış olarak olan gençler olarak da kafalarda soru işareti kalmayacak diye. İnşallah. Kıymetli hocam, her akşam, her cuma gecesinde biz programımızı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlatıyoruz. Evet. Bu akşam da Hasan Aksoy hocamız aslında aramızda olmasını bekliyorduk, davetlimizdi. Ama ondan dinleyeceğimiz bir aşırla inşallah programımızı başlatmak diliyoruz. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim vakit Kur'an-ı Kerim tilaveti vaktidir. Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü açma vaktidir. Okunacak ayeti kerimeler bütün ölmüşlerimiz için rahmete, her birerlerimiz için hidayete ve mağfirete vesile olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم إن الذين قالوا رب بِنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Efendim Rabbimiz kabul buyursun. Bütün ölmüşlerimiz için rahmete, yaşayan her birerlerimiz için okunan bu ayeti kerimeler hidayete ve mağfirete, bağışlanmaya, istikamet üzere bir ömür yaşamaya vesile olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, yayınımıza yeni katılmış olan izleyicilerimiz için hatırlatmak dileriz. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Sayın Kadir Gönbeyaz hocamız aramızdalar ve bu akşam gençlerin arasında çok çok konuşulan ama çok yaygın olmadığı halde yaygınlaştırılmış gibi lanse edilen bir konuyu gündeme taşımak istiyoruz. Programımız başlıyor. Kıymetli hocam, biraz evvel aslında girişte sormuştum. Belki yayınımıza yeni katılmış olan izleyicilerimiz vardır. Son zamanlarda adlarını sıkça duyduğumuz terim olarak bu ifadeyi sıkça duyuyoruz. Deizm ve ateizm. Aslında kullanmak istemiyoruz ama biz kullanalım ki yerinde kullanalım. Bu konuda aklında şüphe olan, o rüzgara kapılmış olanlar varsa onlar da bu programın o konuyla ilgili olduğunun farkına varıp programımızı takip etsinler ki doğru içeriğe ulaşabilsinler isteriz. Çokça kullanılıyor deizm ve ateizm konusu. Gençler arasında çok yaygın olduğu söyleniliyor. Siz buna katılıyor musunuz? Yaygın mı yani gerçekten çok evet. Yayılan bir durum mu? Buna katılmıyorum. Ama bazen kötü şeyler daha çok dikkat çeker veyahut da böyle şeyler gençler arasında biraz da imaj oluşturma, farklılık oluşturma veya fark edilme vesilesi de olduğu için daha bir göze batıyor. İşte falanca ateist olmuş, deist olmuş, bir zamanlar hani komünist oldu falanca deyince böyle bir sanki ayrı bir statü kazanmış gibi oluyormuş bir zamanlar. Şimdi de sanki öyle bir moda gibi yapılmaya çalışılıyor. Gerçekten bir takım inanç sorgulamalarında bulunan gençler oluyor. Çünkü önlerinde bir zengin bir sosyal medya var. Her yerden bir şeyler duyuyor, ediyor. Samimi olarak bazı sorular soranları da var. Ama dediğim gibi işin içerisinde bir takım duygusal etkenler, fark edilme, dikkat çekme gibi şeyler de var. Bir de hani bilerek gündemde tutma sanki gerçekten gençlerin hepsi böyle bir inanç sorgulaması içerisinde dinden ayrılıyor, başka yerlere gidiyor şeklinde. Belki de bazen de hani bu tehlikeye dikkat çekmek için de hani dikkat çekilsin diye abartmalar da olabiliyor. Aslında hani bu baskın bir durum değil ama
Hani gençler soruyor, ediyor, bir takım bu noktada cevaplar arıyor. Bunlar da aslında normal bir süreç, anormal bir durum yok. Yani. Evet, kıymetli hocam, hani bir zaman hocalarımız çok çok kullanırdı bu ifadeyi. Aykırı söyle, meşhur ol derdi. Evet, evet. Hani televizyon siz gezip doğruları anlatsanız belki çok dikkat çekmiyor. Ama bir kişi çıkıp sizin anlattığınız doğrulardan birinin tam zıddını din adına söyleyince o dikkat çekiyor ve birden hemen parlatılıyor, ön plana çıkartılıyor. Aynen. Aslında bu kavramlar da sanki böyle gibi değil mi? Yani gençler üzerinde bu şekilde konuşulunca öyle bir sanki birden parlamış, işte dikkat çekmiş, farklılaşmış oluyor ki iman söz konusu olduğunda aslında çok da tehlikeli bir boyuta geçmiş oluyor bu iş yani, diyebilir miyiz? Tehlikeli boyutu olsa bile bir yönden şunu da düşünelim. Hani bu soruları samimi bir şekilde soruyan, soran gencin aslında inancını daha da sağlamlaştırma imkanı da var. Hatırlarsınız. Taklidi imandan evet, aynen öyle. Allah Resulüne sahabiden bazıları gelip diyor ki bazen aklımıza öyle sorular geliyor ki biz bunu söylesek herhalde dinden çıkmış oluruz. Kötü bir durumda mıyız? Hazreti Peygamber hayır bu iman ta kendisi diyor. Neden? Çünkü gerçekten ciddiye alıp dert ediniyorsunuz. Bu soruların cevabını verdikçe aslında sizdeki neye inandığınıza dair kökleşiyor. Çünkü aslında aileden öyle görüp kültürel Müslümanlık deniyor şimdi kültürel dindarlık. Aileden gördüğü şekliyle, geleneksel şekilde sahiplenen inanç aslında gerçek bir inanç değil, hesabı verilmiş bir inanç değil. Yani dinin istediği mümin tipi de böyle değil. Ne inandığını bilmesi lazım. Niçin ona inandığını bilmesi lazım. Ha çok detaylı, derin vesaire bir ilahiyat öğrencisi veya hocası kadar bilmesine gerek yok ama inandığı şeyin ne olduğunu bilmesi lazım. Niye buna inanıyorum demesi lazım. Bazen dediğim gibi bu soruların peşine düşen kişi samimi niyetle tabii ki yani burada bir imaj sağlama, dikkat çekme gibi şeyler değil de bunun peşine düşen neri ben açıkçası saygıyla da karşılıyorum hatta daha da tahkim etme ama tabii şu niyet önemli yani gerçekten inkar için mi soruyoruz çünkü her soru cevabı alınmak için sorulmaz. Sorudan soruya fark vardır. Bazı sorular vardır. Gerçekten cevap ararsınız. Ama bazı sorular vardır. Siz zaten kararınızı vermişsinizdir. O soru değildir aslında. O hani Arapçada bir soru, istifhamı inkari derler. İnkar amaçlı soru aslında. Yani niyet muhalefet etmek için. Evet veya zaten niyeti vermişsinizdir. Burada direksiyonu kıracaksınızdır. Ama ben samimi arayışlar için gerçekten o zaman ne gerekiyor tabii samimi arayışlarda? Bunun cevabını verenleri de dinlemek lazım. Yoksa tek taraflı dinlediğinizde herkes kendi argümanının çok sağlam olduğunu, kendi tezgahında olanın çok iyi olduğunu söyleyecektir. Buna göre bir etkileyici imajlar çizecektir. Ki sosyal medya dediğimiz bir nevi imajlar dünyasında bu tip şeyler gençlerin özellikle karşısına geliyor ve gündemine sokuluyor. Onlar da tabii bir takım imaj çalışmalarıyla vesairelerle dikkat çekerek vesaire veyahut da mesela dinle ilgili konularda bir takım şeyleri çarpıtarak bir yerlerde buldukları bir takım rivayetleri bir değişik yontmalarla, tahriflerle vesaire gündeme getirerek dikkat çekmeye çalışarak bir yerden hani nereden sızabilirim tarzında bir takım teknikleri de kullanarak açıkçası bu yönde böyle bir takım faaliyetlere girişiyorlar. O yüzden hani tek kanaldan beslenmek doğru değil. Madem böyle bir sorgulamaya girdiyseniz buna cevap verenleri de dinlemek lazım. Bence tahkiki imana doğru da giden bir yol olma vesilesi var. Evet. Kıymetli hocam, şimdi sizler üniversitede doğrudan gençlerin arasındasınız. Evet. Yaptığınız programlar, okul ziyaretleri, okullarda verdiğiniz konferanslar ve benzeri katıldığınız programlarla da aslında gençlere hitap eden öndeki hocalarımızdan birisiniz. Alanınız da bu olunca, evet. İnançla ilgili alan, sizin akademik alanınız da olunca muhakkak buralardan sorular geliyordur. Evet, evet. Gençlerin, özellikle gençlerin bu alanlara kaymasının, bu rüzgara kapılmasının sebebi olarak siz neyi görüyorsunuz? Yani bu iş nereden başlıyor? Evet. Ki hani siz aslında olayın, bu durumun daha pozitif yanındasınız. Yani sorgulayan gençlerin tahkiki imana doğru bir gidiş kazanabileceği iyi niyetiniz üzerinizde taşıyorsunuz. Ama bununla birlikte hani o kısımda kalırsa
sorgulama kısmında kalır, cevabını öğrenmeden zaman geçer ve o kısımda ömür devam edecek olursa ne yazık ki inkar kısmında kalmış olacak gençlerimiz. Siz bunu nasıl görüyorsunuz? Nasıl bu aşamaya geliyor gençlerimiz? Şimdi aslında mesele sadece böyle bilgi meselesi değil. İşin gerisinde mesela işte arkadaşım inanıyordu ama artık inanmıyor. Ateist oldu ve deist oldu gibi. Aslında bu tip olayların gerisine baktığımız zaman kimi zaman yani samimi bir bilgi arayışında vardı bir kanaat gibi olanlar olsa bile aslında kimi zaman bir tepkiselliği görüyorsunuz. O kişinin diyelim ki dinle üzerine gelmiş birisine duyduğu bir tepki, onunla yaşadığı bir şey veya ailesiyle ilgili bir travmatik durum veyahut da işte kendi yaşamıyla ilgili yaşadığı bazı duygusal travmatik durumlara karşı bir tepkisellik, öfke gibi veya işte az evvel söylediğim gibi dikkat çekme vesaire. Yani bu şeylerde, bu tip sorgulamaların hepsi bilgi temelli değil. O yüzden az evvel dedim ya, hani niyetiniz zaten buradan ayrılmaya karar vermiş bir insan, istediğiniz kadar delil getirin, gelmeyecektir. O yüzden şimdi neden gündemde oluyor peki gençlerin diyelim? Çünkü artık dünyamız çok genişlemiş oldu sosyal medyayla. Mesela yaşadığınız yerde farklı düşünceler ve farklı insanlarla karşılaşma ihtimaliniz, sayınız çok fazla değildi ama artık şu an dünyanın her yerinde çok farklı fikirleri, çok farklı düşünceleri, bazen aklımıza hayalimize gelmeyecek mesela grupları da öğreniyoruz, düşünceleri öğreniyoruz. Tabii bunlar bizim gündemimiz karşımıza gelince sizin zihninizi provoke ediyor. Yani bir merak uyandırıyor. O yüzden hani gençlerin gündemine bu tarz konular giriyor. Bazen de hani zaten bunu istiyor bir takım çevreler. İstiyor o, ki... Biraz evvel siz söylerken hocam hatırıma o geldi. Mesela Google dediğimiz, YouTube dediğimiz bir takım platformlar özellikle bu konuları gündeme taşıyor. Evet. Zaten trend yapıyor. Yani TT yapıyor. En başa odaklıyor. Herhangi bir konuda mesela iman yazıp arattığınızda, imanla ilgili bir konu arattığınızda karşınıza ilk gelmesi gereken sahih bilgiler olması gerekirken bakıyorsunuz ki önce bunlar geliyor zaten. Yani önce karıştırma. Önce bir sizi o rüzgara doğruya ulaşmadan yoldan çıkarmayı var zaten. Doğru cevap emek istiyor. Yani sadece bu dini konularda da değildir. Sağlık konusundan tutun da sağlıklı gıda konusu bir sürü konuda aslında şunu görüyoruz. Hepimizin yaşadığı tecrübe odur herhalde. Sağlıklı doğru bilgi emek istiyor hakikaten. Çünkü ilk karşınıza gelen böyle olmuyor. O yüzden biraz daha işin peşine samimi niyetle düşmek, uzmanını arama gibi emek istiyor hakikaten. Ve dediğiniz gibi bunun tabii arkasında niyetli girişimler de var. Yani özellikle hiç böyle bir şeyde arayışta vesaire olmadığı halde birden reklam gibi bir bakıyorsunuz bir ateistlerin veya bir başka kötü amaçlı bir şeyin inanç grubunun vesaire birden bir videosuyla karşılaşıyorsunuz. Eğer o sizde bir açık kapı buluyorsa oradan başlıyor. Kıymetli hocam bir ara vermemiz gerekiyor. Vaktimiz hızla ilerliyor. Ama aradan sonra özellikle şu sorunun cevabını muhakkak izleyicilerimiz de merak ediyordur. Evde yetiştirdiğimiz bir çocuğumuz, gencimiz okullara gönderiyoruz. Artık bizim kontrolümüzden bir şekilde çıkıyor. Onun başka inançlara sahip olup olmadığını nasıl tespit edebiliriz? Onun öyle bir inanca sahip olması noktasında bizim imani olarak, işte İslami olarak kötülüğümüzün, kötü davranışlarımızın, eksiğimizin bir rolü, bir katkısı var mı sorusunun cevabını dinlemek isterim ama kısa bir aradan sonra diyelim. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim konumuz çok özel, çok aslında önemli de bir konu. Kısa bir aradan sonra devam etmek istiyoruz. Hususen bizden ayrılmamanızı dileriz. Rabbena ya Rabbena yardım eyle kıyamet.
Ya Rabbena, Ya Rabbena, yardım eyle kıyamette. Ve affir lena zünübena, yardım eyle kıyamette. Ve affir lena zünübena, yardım eyle kıyamette. Şu dünyada yoktur vefa, gelen çeker cevr cefa. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Ey Hak Habibi Mustafa, yardım eyle kıyamette. Derdi bendi ya Resulallah, deva ol derdime, teskir ol ya Habiballah, bu asi mücrime. Sen şefaat kârı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriyan'ın bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Bu yuvaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nuru cemalinden eserdir bağ aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim, mesheden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriyan'ı bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım. Aman ya Kerim Allah, canını canane kurban eyli pervaneler. Bezmi vaslındır neşesinden kaş olur mestaneler. Ben Resul-i Kibriyan'ım, bülbülün alanıyım. Mücrimim gerçi cemali Mustafa hayranıyım.
Meded ya Tabib el kulub. Kıymetli Hasan Aksoy hocamızın sesine gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Rabbimiz sesindeki bu güzelliği Kur'an ile bu güzel ilahiler ile daim eylesin. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu akşam Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Kadir Gönbeyaz hocamız konuğumuz ve kıymetli hocamızla özellikle gençlerin yakından takip ettiği konular arasında yer alan birçok açıdan bilinçlenmeyi gerektiren bir konuyu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Deizm, ateizm konusunu gündeme taşıyoruz ki yanlışı görüp fark edip o yanlışın rüzgarına kapılmadan doğruyu tercih edebilmek temennisiyle efendim programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Kıymetli hocam, aslında reklam arasına çıkarken, o kısa aramıza çıkarken önemli bir soruyu size arz etmiştim. Yeniden hatırlatmak isterim. Yayınımıza yeni katılmış olan izleyicilerimiz olabilir. Şöyle bir soru arz etmiştim. Demiştim ki bu deizm, ateizm konusu evimizde yetişen çocuklarımızda belirti olarak gösteriyorsa anne babalar bunu nasıl anlar? Sordukları sorulardan bunun tespitini nasıl yapabilir? Bir. İkincisi, anne babaların İslami yaşantısındaki eksiklerinin, efendim hatalarının, yanlışlarının bu konuya meyletmesinde, çocuklarının bu konuya meyletmesinde veya öğretmen içinde aynısı geçerli, okullarındaki öğretmenlerinin faktör olarak bu konuya meyletmesini etkiler mi hocam? Evet. Şimdi iman Arapça bir kelime malum. Arapça'da kök olarak emine kökünden geliyor ve emniyet yani güvenden geliyor. Ve aslında imanımız güvene dayalı bir şeydir. Yani hangi dinden olursanız olun aslında inandığınız şey önce güvendiğiniz kişinin inancı üzerinden başlarsınız hayata. Yani anne ve babaya çevreye olan güvenle aslında çoğumuz Müslümanlığımız oradan geliyor. Yani hangi ne kadarımız gerçekten İslam'ı araştırdı, sorguladı da işte gerçekten ben her cevabımı aldım dedi. Aslında bu bizim çoğu zaman taklidi imanda diyoruz ya, anne babaya ve çevreye duyulan güvenden kaynaklanıyor. Eğer bu güven zedelenirse başlıyor işte o zaman ciddi sorgulamalar başlıyor. Şimdi tabii gencin sorularındaki o inanç sorgulamalarını aile belki paylaşırsa fark edebilir ama onlara cevap vermek de herkes için çok kolay şeyler değil. Zaten çoğu zaman hani belki cevap veremeyecektir. O yüzden çocuk zaten cevabını başka yerlerden arayacaktır. Bu noktada gerçekten gençlerin bu sorularına cevaplar sunan ve onların dilini yakalamış içerikler üretmek çok önemli. Bir boyut bu. Bir de sorunuzun öbür boyutu var. Hani dinin temsil eden veya dini kişinin çocuğun öğrendiği kimseden eğer dini yaşamsal bir şey olarak almamışsa, gerçekten o gördüğü kimsenin dini gerçekten samimi bir şekilde değil de bunu yani kültürel olarak almış veyahut da hatta daha kötüsü dini işine geldiği zaman kullanıyor, işine gelmediği zaman kullanıyorsa bir daha o kişinin inandırıcılığı kalmıyor zaten. Ve soruların cevabını ondan aramıyor zaten çocuk. Derler hani genç çocuklar görerek öğrenir, işiterek değil. O yüzden örneklik çok önemli bir şey. O olumsuz örneklik dinden uzaklaştırmayı da sebep oluyor. Yani bazen olumsuz bir takım sizin olumsuz örnekleriniz size duyduğu tepkiyi dine yöneltmesine de sağlayabiliyor. Mesela diyelim ki siz çocuğu dinini öğrendiği kimsesiniz veya siz çocuk sizin dini sizin üzerinizden bir de kısıtlamalar sebebiyle öğrenmiş mesela. Ama daha sonra sizin o çocuğun hayatını etkileyecek bir takım travmatik eylemleriniz size olan tepkiyi dine yansıtmasına da sebep oluyor. Aslında bakıyorsunuz o çocuk Allah sorgulamıyor. Görünüşte öyle ama aslında derdi o değil. Derdi size olan bir hıncı var. Ve siz dini de size olan sevgi ve güvenden baştan öğrenmişti. O zedelenmeye başladı mı bu sefer size olan hıncını dinden evet. çıkarmaya çalışıyor. Yani şimdi böyle bir boyutu var.
Bu tabii şu da oluyor. Daha geniş ölçüye baktığımızda etrafında, çevresinde, ülkesinde, dünyada dini veya İslam'ı temsil edenlerin bazen kötü örnekliği de buna yol açabiliyor. Hocam orada aslında şu faktör de konunun içine giriyor değil mi? Yani bir yandan gerçekten kötü yaşayanlar. Evet. Ama sayıları az. Yani çok değil mesela. Ama öbür taraftan gerek televizyon programları, televizyon dizileri, sinemalar, evet, ki Yeşilçam sineması buna ne yazık ki onlarca yıl önderlik etmiş bir alan. Dindarları dine önderlik eden konumdaki işte imamları, efendim görevlileri veyahut o alanda çalışmış olan din kültürü öğretmenlerini, meslek dersleri öğretmenlerini en böyle kötü halleriyle, evet, lanse ediyor. Öyle yansıtıyor ekrana. Dolayısıyla onu izleyen izleyiciler, onu izleyen çocuklar, onu izleyen gençlerin gözünde de aslında İslam adına bir imaj kaybı durumu söz konusu, kesinlikle, oluyor değil mi? Yani ya rol model işi çok önemli. Evet. Mesela diyelim ki böyle sosyal medyada etki alanı geniş, takipçisi geniş kimselerin din karşıtı söylemi, ateistik, deistik söylemleri veya ne diyelim yanlış bazı düşünceleri kullanmaları, reklam etmeleri, bunu bir nevi böyle eğer sen de bir imaj sahibi olmak istiyorsan işte böyle olmalısına getiriyor. Bunun tam aksini yapıldığında, yani elhamdülillah artık böyle ciddi anlamda içerik üreten ve gençlerin üzerine rol model olabilen kimseler var. Yani şöyle bir şey oluştuğunda, ya adam hem çok inançlı ama hem de şöyle başarıları var. Evet. Gerçekten etrafında böyle bir etkisi var. Ama adam bunu inançlı ibadet ediyor, namaz kılıyor vesaire. Bu rol modellere ihtiyacı var gencin. Böyle rol modeller olduğu zaman artık bir inanca sahip olmanın, bunu yaşamanın değerli bir şey olduğunu, yani arkadaşlar arasında ezilecek bir imaj değil, aslında değerli bir imaj olduğunu gösterecek. O yüzden dediğiniz önemli, sürekli böyle din adamını, dindar şeyi böyle aşağılaştıran, aşağı gören, pespayı hale göstermeye çalışanlar tabii ister istemez gencin zihninde de, ki genç için imajlar çok önemli, etkilemek çok önemli, kolay değil bir, evet, gencin hayatı yani. Hormonlarla mücadele ediyor, böyle bir saygınlık kazanmak istiyor, ilgi çekmek istiyor. Ama dediğim gibi iyi bir rol modeller, hem dinini bilen, yaşayan ama aynı zamanda başarıları olan rol modeller arttıkça aslında o moda yapılan şeylerde değerini yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Evet. Kıymetli hocam, geçenlerde böyle bir sohbet sırasında konu inanç üzerine, işte Müslümanca yaşamak üzerine geldi. Konuştuğumuz kişilerden birisi şöyle bir ifadede bulundu. Müslümanların da ne olduğunu görüyoruz dedi. Böyle, evet, el hareketi. Evet. Müslümanların da ne olduğunu görüyoruz dedi. Görmüyor musun dedi. İşte falanca kanalda sürekli gösteriyor diyerek bir dizi adı verdi. O diziden alıntı yaparak oradaki Müslüman kimliğini yansıtan ailenin ne yaptığını aslında gerçekte de işte böyle diyerek, evet, sunmaya çalıştı ortama. Yani onun düştüğü pozisyon aslında komik bir pozisyondu ama geri plana baktığımızda izlediklerimizin bizi ne kadar etkilediğinin de güzel bir örneğiydi. Yani, kesinlikle, dizi de öyle özdeşleştirmiş ki kendisiyle, o dizideki karakterleri o kadar canlı kabul etmiş ki, dizideki bilinçli olarak İslam'ı kötülemek niyetiyle yapıldığını, kıymetli izleyicilerim, ben doğrudan böyle düşünüyorum. Hocam ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum ama İslami manada bir aileyi önce ön plana çıkartıp sonra onun üzerinden bütün aile fertlerine farklı bir suç isnat ederek, evet, itibarsızlaştırmak gibi bir senaryo, aynen, yazılmışsa bu maksatlı olduğunu düşünüyorum. Onu kendisine referans alarak bütün Müslümanlara, Müslümanları da ne olduğunu görüyoruz demek, bu da bir, evet, zulüm çeşidi değil, yani, midir hocam? Genelleştirmek zaten her zaman yanlıştır. Burada, evet, aslında başta da söyledik ki niyet çok önemli. Evet. Şimdi bir yerde duymuştum, işte hocaya kızmış, dinden çıkmışlar. Ya niye zenginlere kızıp da paradan, ya, vazgeçmiyorsunuz, evet, madem deyince. Aslında bu çok
tutarlı ve savunulabilir bir şey değil. Aslında niyet baştan vazgeçmiş oluyor. Yani örnek, kötü örneklerin evet olumsuz etkisi var ama niye iyi örnekleri görmüyorsunuz? İyi örneklerinde niye olumlu etkisinin... Hepsini niye genelleştiriyorsunuz? Aslında burada niyeti bozmuşsunuz. Evet. Kıymetli hocam, vaktimiz hızla ilerliyor ama biraz daha bu konuları somutlaştırabilmek adına şöyle bir soru arz etmek isterim sizlere. Bir tarafta sahih iman, o imanı tercih etmiş kişi, bir tarafta ateist, bir tarafta da deist. Bunların birbiri arasındaki fark nedir diye sorsam böyle birer cümle neler söylersiniz? Bu bir yaratıcının varlığıyla alakalı verilmiş cevaplar bunlar aslında. Yani teizm demek aslında şu demek, bir yaratıcı var ve bu içinde yaşadığımız bu düzenli hassas ayara sahip bu düzenli alemi yarattı ve sürekli ilgileniyor, müdahale ediyor. Peygamber de gönderdi o yüzden müdahalesini ve dinler dediğim şey işte onun bizzat bu müdahalesinin bir yansıması. Ateizm buradaki bütün her şeyi reddediyor. Yani Tanrı diye bir şey yok, sadece işte bir varlık vardık var gidiyor böyle. Deizm burada tabii bu kadar düzenli bir alemin sahipsiz ve varisi olmadığını söylemek çok ağır bir şey. Yani altından kalkılması çok zor. O yüzden deizm diyor ki ya bu kadar harika bir sistemin bir varisi olması gerekiyor. O yüzden Tanrı var diyor ama hayatımıza müdahale etmiyor. Buradaki müdahalenin boyutları deizm kendi içerisinde çeşitliliği var. Burayı açarsak bayağı genişler ama en nihayetinde dinleri kabul etmemedir de aslında deizm. Yani ilah var, yaratıcı var, ben onu aslında hissediyorum vesaire. Benle ilgileniyor diyen deizm çeşitleri de var hayatımda. Değil ama böyle peygamber göndermek, kitap indirmek vesaire gibi yok. Yani bir nevi dini aradan çıkarmış oluyorsunuz, yükünü de, dinin yükünü de çıkarmış oluyorsunuz aslında. Hocam şöyle bir cümle kullanılsa, haddimi aşmış olmak da istemem ama şöyle mi demektir o zaman? Evet ben Allah'ın varlığına inanıyorum ama Allah bana karışmasın. Böyle bir sanki ben evet. Okuduklarımdan yaptığım evet. Okumalardan bu alandaki çalışmalarımda böyle bir sonuca evet. Götürdüğünü beni gördüm. Yani evet deizm bugün gençler arasında yaygınlaştırılmaya çalışılan ama öyle zannedildiği gibi yaygın da olmayan sadece tercih edenlerin ön plana çıktığı, çıkartıldığı, parlatıldığı bir evet. Yanlış inanç şekli ve aslında şöyle diyor, ben Allah'a inanıyorum ama Allah bana karışmasın. Ama aynı kişi bakıyoruz okula gidiyor, okulda öğretmen ona karışıyor. Efendim girip çıktığı ders saatlerini okul yönetimi ayarlıyor, yönetim karışıyor. Hatta yönetimin üzerinde yönetim var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı bir gün içinde hangi dersleri, hangi saat aralıklarında kaçar dakika alacağını her şeyine karışıyor. Kıyafetine karışıyor. Her şeyine karıştığı halde ona itiraz etmiyor kişi. Ama kendisini yaratan, yaşatan, rızıklandıran, bu nimetleri kendisine bahşeden Rabbisine karşı gel böyle bir durum söz konusu olduğunda evet tamam inanıyor, evet beni o yarattı, evet bana rızkımı o veriyor belki ama benim yapacağıma karışmasın demek çok adil değil değil mi böyle hocam? Bir soru sormuştu bir genç hocam, niye hoca bu kadar Allah bu kadar yük yüklüyor bize diye, biz niye yarattı, niye yük yükledi? Dedim ki öğretmenlerin sana nasıl yük yüklüyorlar? İyi bir lisedeydi. Bir sürü etikleri var şeylere dedim ki öğretmenleriniz bayağı sadist olmalı yani size. İşkence evet. Çektirme hoşlanıyor. Yok hocam biz iyi bir yer kazanalım baktı şimdi dedim. Senin iyiliğin için değil sana yük yüklüyor. Evet. Şimdi dedim yaratıcı da senin kendi tekamülünü, ruh yolculuğunu, manevi tekamülünü sağlamak için sana bir yol gösteriyor. Şimdi öğretmenini düşman almıyorsun da niye yaratacak, niye bana bu kadar yükleri öğretmenine desene, neden demiyorsun? Çünkü diyorsun ki benim iyiliğime. Yaratıcı da böyle ama bu senin yolculuğun. O yüzden yük yüklemesi gerekiyor sana, bir takım sıkıntılarla biz gelişiyoruz, başka türlü evet. Yok. Evet kıymetli hocam, zaten orada da yani dinin emir ve yasaklarını şöyle masaya yatırdığımızda, alt alta topladığımızda evet. Zaten görüyoruz ki birçoğu bu dünya hayatının düzeni.
Yani bu dünya hayatında kargaşa çıkmasın, insanlar daha mutlu olsun, daha huzurlu olsun, aldığı helal olsun, verdiği helal olsun, yediği helal olsun, içtiği helal. Yani bu helaller üzerine kurulu bir düzen aslında insana geri planda huzurlu bir hayat sağlıyor. Aynı sizin biraz evvel verdiğiniz örnek gibi, yani orada öğretmenin amacı sadistlikle öğrencisine zulmetmek değil, evet, daha güzel yerleri kazanması için. Hatta daha olma, kendini geliştirmek istese öğrenci, mesela ben üniversiteden sonra yüksek lisans yapacağım, evet, doktor, ve yükü arttırırsınız. Değil yani mi? Daha iyiye gitmek istediğiniz sıkıntısını arttırıyorsunuz. Bu aksini yapmıyoruz şey, yani tamam gel sen yat, yok, hiç karışmıyorum şey sana demiyoruz. Özgürlük de başıboşluğu karıştırmayalım. Evet. Yani başıboş sizi hiç kimse bırakmıyor zaten. Başıboşluk bir değer değil zaten. Özgürlük sorumluluklarının sonuçlarını katlanarak, sorumlulukları alarak tercihlerde bulunabilmek demektir. O yüzden bazen hani biraz bura reklam ediliyor. İstediğimi yapın değil bu. Neyi yani iyi bir şey istiyorsan, mesela sağlıklı bir hayat istiyorsan sevmediğimiz şeyleri, hoşumuza gitmediğimiz, evet, şeyleri yiyeceğiz yani. Bu böyledir. Sevimli veya hoşunuza giden şeyler size çoğu zaman zararlı oluyor. O yüzden zorluk olmadan, sıkıntı olmadan biz geliştiremiyoruz kendimizi. Bunlar değerli şeyler. Hocam %100 özgür olmak için deizmi seçen de aslında özgür değil değil mi? Herhalde çünkü değil. Hayatımızın hiçbir noktasında %100 yok, özgürlük böyle, yok. Böyle bir şey yok. Her şey muhakkak sonuçlarına katlanmak şartıyla seçiyorsunuz yani, bir şey. Kıymetli hocam programımız devam edecek. Kısa bir ara vaktimiz geldi. Aradan sonra devam edelim dileriz. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim konu özel bir konu. Konuğumuz da alanın uzmanı olunca program vakti hızla akıp geçiyor. Kısa bir aradan sonra programımızın son kısmıyla bir kez daha huzurlarınızda olacağız. Programımızın belki son cümleleri, son ipuçlarını sizlerle paylaşacak. Hemen ardından da yapılacak dua ile bu akşamki programımızı da tamamlamış olacağız. Bizden ayrılmayınız. Efendim yeniden merhabalar. Cuma'nın bereketi programımızın artık son dakikalarıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Bu akşam stüdyomuzda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Kadir Gönbeyaz hocamızı misafir ediyoruz. Kıymetli hocamızla iman konusundan giriş yaparak imanın artık değer kaybetmiş ve bozulmuş halleri diyebileceğimiz, olması gerekenin dışına çıkan bakış açısı diyebileceğimiz ateizm ve deizm konularını aslında gündeme taşımak, bu hususlarda halk arasında yaygınlaşan bir takım yanlış anlayışları doğru bir cevaba ulaştırmak gayretiyle bir program gerçekleştirdik ve son dakikalarındayız efendim. Kıymetli hocamızla programımız devam ediyor. Değerli hocam, birbirinden önemli konuları sizlerden dinleme imkanı bulduk. Bu başlık altında, deizm, ateizm başlığı altında. Programımızı kaçıran izleyicilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, programlarımızı sosyal medya hesaplarımız üzerinden izleyebilirsiniz anlık olarak. Geriye dönüp de programımızın kaçırdığınız dakikalarını yeniden izleme imkanı bulabilirsiniz. TV41 Türkiye'nin televizyonu, Facebook sayfamız ve YouTube hesaplarımız üzerinden. Bunu da hatırlatmış olalım. Son olarak değerli hocam, artık programımızın son dakikaları, programımız tamamlanıyor. Bu konulara muhatap olan bir şekilde bu konuların etrafında konuşulduğunu duyan bir ebeveyn, evet, gördüğümüzde veya ebeveyn olduğumuzda veyahut işte öğretmeniz veya efendim üniversitede sizler gibi öğretim üyesi göreviyle derslere giren kişiler olarak gençlerin bu konularda gelen sorularını nasıl karşılamalıyız? Evet. Telaş mı yapalım? Eyvah bu çocuğu da kaybettik, yandık, bittik mi? Yoksa bunun bakış açısı, evet, ne olmalı? Doğru bakış açısı. Telaşa gerek yok ama bu sorgulamaların geri planlarını bir anlamaya çalışmak lazım. Zaten aile olarak eğer sen bunları nasıl sorarsın, sen böyle oldun diye üzerine zaten gitmeye kalktığınızda bu ters tepecektir. Aslında itmiş de olacaksınız. Hı. Bu noktada o ateşe itmiş olduğunuz zaman olacak. Çocuğu, o yüzden daha da uzaklaştırmış bu doğru bir yöntem kendimizde değil. Bir kere aile her zaman, yani çocuk her zaman ailesinin yanında olduğunu
bilebilmeli. Ya iyiliğini istediğini bilebilmeli. Ama burada dediğim gibi mesela gerçek bu soruların arayışının kaynağı nedir? Bilgi ise zaten bu noktada bilgiyi alabileceği yerlere yönlendirmek lazım. Ama dediğim gibi hani konuşmamızda söyledim, çoğu zaman bu işlerin gerisinde bilgi yok. Yani tepkisellik var, bir takım yaşadığı şeylere duyduğu hınç var, kaldıramadığı travmalar olabiliyor vesaire. Bu noktada bazen öğrencilerim de sorar böyle, arkada çok sorgulayan. Yani hemen böyle ikna edeyim, cevap vereyim deme. Belki yani bir sıkıntısı var, derdi var, bunu aşmaya çalışıyor. Bu zamanda en önemli nimet dinleyen birini bulmak. Ve öyle ol. Yani sığınacağı bir liman ol. Eğer sana güvenirse zaten senin dünyana da, senin düşüncelerine de kendini açar. Bu yüzden telaş etmek yerine bunu yapmak lazım. Bizim gibi dini sahada bu işin öğretimini ve uygulamalarını yapan insanlar için de örneklik önemli bir şey. Kendimizi yetiştirmek, buna bu soruları anlamak ve cevaplar verebilmek, değil mi? Bu konuda ne diyor? Bunu sunabilmek lazım. O yüzden telaşa gerek yok. Fakat dediğim gibi arkasındaki gerçek neri anlamak lazım ve yine bu sahada gerçekten güzel içerikler üreten, kabiliyetli insanlar var hakikaten sosyal medyada vesaire. Onları tanıtmak, gençleri onlara buluşturmak. Evet, hem tanıtmak hem desteklemek değil mi hocam? Hem ön plana çıkartmak. Belki hani sosyal medya hesaplarımızda paylaşmak suretiyle efendim beğeni bırakmak, yorum yazmak suretiyle onların daha görünür olmasını, sosyal medyada ön plana çıkmasına sağlamak, destek olmakta. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e sık sık hatırlattığı bir şey var. İllel belâgul mübin. Sana düşen sadece apaçık mesajını ortaya koymak. Evet. Biz davetçiyiz. Kimseyi bir şeye zorla kanalize etmek, ikna etmek, beyin yıkamak böyle bir şeyimiz yok. Davetçiyiz, ortaya koymak veya koyanlara yönlendirmek lazım. Evet. Biraz evvel bir ifadeniz olmuştu hocam. O da çok güzel, manidardı. Gençlerin bu alandaki samimi arayışları onların taklidi imandan, evet, yani içine doğduğu evde zaten namaz kılınıyordu, İşte ben de kılıyorum gibi bir imandan tahkiki imana, yani Allah-u Teala'nın var ve bir olduğuna gönülden iman etme şeklindeki imana, hı hı, ve ibadetleri Allah'a yaklaştıracak birer vesile görme itikadına sahip olmasına vesile olur demiştiniz. Evet. Onu da yeniden paylaşmak isterim izleyicilerimizle. Kıymetli hocam, bu akşam bizler için de aslında özel bir gün. Ramazan-ı Şerif geride kaldı. Kurban gün be gün yaklaşıyor artık ve her Ramazan aslında biz o acıyı bir kez daha yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ilk günlerinde bu programın 7 yıl süresince yapımını ve sunuculuğunu üstlenen merhum Süleyman Peker hocamızın vefat ettiği zamandır. Tabii hicri takvime göre Ramazan ayında ama miladi takvime göre de 24 Nisan'a denk geliyor. 3 yıl geçti üzerinden. 24 Nisan vefat yıl dönümü ki önümüzdeki çarşamba gününe denk geliyor. Biz de bu akşam kıymetli hocamızla ilgili de bir videoyu paylaşarak programımızı tamamlamak isteriz. Şu anda da kısa bir dua ile o videoya geçmek isteriz. Sizler de çok severdiniz, evet, kıymetli hocamı. Evet, Süleyman hocamla bu stüdyolarda çok güzel programlar yaptık. Hocamız hakikaten kişiliğiyle, nezaketiyle, kibarlığıyla, gayretkeşliğiyle hep güzel izler bıraktı. Güzel bir sada bıraktı. Mevlam rahmet eylesin. Hep hayırla ve duayla yad, evet, ediyoruz. Çok... Rabbim rahmete vesile eylesin. Geride kalan çocukları, evet, kıymetli eşya hanımefendi başta olmak üzere, anne babaları başta olmak üzere, tüm sevenlerine, hepimize güzel sabır, imanla bereketlenmiş bir ömür lütfeylesin diyelim. Inşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Hocam duayı sizden mi dinleyelim? Buyurunuz. Buyurun. Sizden dinleyelim istersen. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Elhamdülillahi lezi edana lihâza ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedanallah. Ya ilahe alemin, ya Rabbel alemin. Bu mübarek gecede, cuma gecesinde sana ellerimizi açtık. Niyazlarımızı kabul buyur ya Rabbi. Bu gecenin hürmetine müminlerin, dünya üzerinde zahmet, sıkıntı çeken, zulüm gören, savaş altında, zalimin zulmü altında bulunan Filistin başta olmak üzere tüm zulüm gören kardeşlerimize imdadını yetiştir. Amin. Yardımcın ol ya
Rabbi. Amin. Ya Rabbi dinimizi güzel bir şekilde öğrenmeyi, anlamayı, yaşamayı, anlatmayı ve yaşatmayı nasip eyle. Amin. Güzel bir örneklik gerçekleştirmeyi nasip eyle. Amin. Güzel bir yaşam, dinimizi yaşadığımız, senin rızana erdiğimiz hayırlı, bereketli bir ömür ve güzel bir ölümle noktalamayı bize nasip eyle. Amin. Kalbimizden imanı, vücudumuzdan onun gerektiği olan amelleri eksik eyleme. Amin. Ya Rabbim sen devletimizi, milletimizi tüm afatlardan, belalardan, düşmanların, kötülerin şerlerinden muhafaza buyur. Ailelerimizi, amin, çocuklarımızı, şerli insanların, kötü niyetli insanların tasallutundan muhafaza buyur. Amin. İmanımızı taklitten tahkike taşımayı, güçlendirmeyi, sana olan, senin yoluna olan bağını arttırmayı, güçlendirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Razı olduğun amellerle bizleri meşgul eyle. Amin. Güzel bir ömür nasip eyle. Amin. Amellerimizi, dualarımızı, niyazlarımızı, ibadetlerimizi samimiyetle yapmayı nasip eyle, kabul, amin, buyur. Her türlü sıkıntılardan, belalardan sana sığınıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilediği, dua ettiği, istediği her şeyi biz de senden istiyor. Onun sakındığı, istemediği, kaçındığı her şeyden de bizi uzak tutmanı senden niyaz ediyoruz, istiyoruz. Ona layık bir ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylemeni diliyoruz, niyaz ediyoruz ya Rabbi. Amin. Sen ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı ol. İslam'a, amin, Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul buyur. Ve selamun aleyhi müselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbimiz kabul buyursun. Kıymetli, amin, hocam, aramızda oldunuz. Davetimize icabet ettiniz. Bu güzel bilgileri, ilminizi bizlerle paylaştınız. Gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah. Rabbim bütün o hayırlı hizmetlerinizde hem gayretinizi artırsın, amin, hem inşallah hayırlı muvaffakiyetler, tesirli çalışmalar nasip i̇nşallah, etsin. İnşallah. Allah razı çok olsun. Kıymetli izleyicilerimiz, efendim bu akşamki programımızın da maalesef sonuna geldik. Bir dahaki programımızda görüşünceye dek dua eder, dualarınızı bekleriz efendim. Hususen Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere duasız, desteksiz, boykotsuz ve dahi onların destek olacak çalışmalardan ayrı olmadan, uzak olmadan bir hayat yaşamanızı dileriz. Hayırlı cumalar, hayırlı geceler diliyoruz. Rabbimiz bu akşam yapılan bütün duaları, tilavetleri, bütün ölmüşlerimiz için hususen de şu programın 7 yıl boyunca büyük emeklerini, zahmetlerini çekmiş olup sizlerle bu programı buluşturan merhum Süleyman Peker hocamız için Rabbimiz kabul buyursun. Rahmete vesile eylesin efendim. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyoruz. Evet, son söz bence çok önemli. Böylesi bir tevazu ve incelikle birbirini yermek yerine yüceltebilmeyi becerebilen insanlar olmayı Allah bizlere nasip etsin diyor. İnsan neye benzer? Hiç düşündünüz mü? İnsan toprağın altında da kalsa ölmez. Hakk'a aşıktır çünkü. Ne demiş Yunus'umuz? İki gözüm ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Saygılarımı efendim. Kimi dosta varır, dosta bende olur. Allah Allah. Kimi dosta varır, dosta bende olur. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Allah Allah. Kimi nefse uyar, kahrolur gider. Ey gönül, kendini mezdetmeye kantarara bul. Yürü git, kantarına haiz olan ayar ara bul. Kapatırlar seni bir hali haraba, yalınız ol karanlık gecede, kendine bir yar ara bul.
Kimi Gülistan'da Gonca gül olur, Allah Allah. Kimi Gülistan'da Gonca gül olur, kimi Gonca güle har olur gider, Allah Allah. Kimi Gonca güle har olur gider. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulül cemalin göreyim dersen, bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır, Allah Allah. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır, kimi yaklaşır da kör olur gider, Allah Allah. Kimi yaklaşır